Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Hatay 15 Temmuz Parkı'ndayız. Bugün anketimizde yarın seçim olsa kime oy verirsiniz konusunu işleyeceğiz. Çiğdem Hanım, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yani mevcut yönetimin ülkeyi yaptıkları bence çok ortada. Her gün zamlarla uyanıyoruz. Uyandığımız zamlar da böyle normal zamlar falan değil. %20'ye, %30, %40. Yani bir dur durak denmesi gerekiyor değil mi? Yani sonuçta sadece bizim için, kendimiz için yaşamıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız yarın bu ülkenin sahibi olacak. Biz onlara bir sürü borç bırakıyoruz. Bir sürü yönetimsel problemler bırakıyoruz. Kendimiz için sadece yaşamıyoruz ki. Günü kurtarmak adına herkese sesleniyorum. Günü kurtarmak adına lütfen kimse oy vermesin. Çünkü gerçekten bunun bence çok büyük bir sorumluluğu var. Ve hakikaten halkımızın artık eleştirebilen, sorgulayabilen ve neden sonuç ilişkisi kurabilen bir topluluğa dönüşmesini ve ahlakı bütün değerlerin üstünde tutmasını bekliyorum yani. Ayhan Yapıcı, yarın seçim olsa kime oy vermek istersin? Ben şimdi Hatay'a geldim. Memleketim burası ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla böyle bir tesadüf etti. Bugün seçim olsa, bugün olmayacak seçim neticede. Zamanını bekleyeceğiz herhalde. Keşke olsa. İnsanlar kırılıyor. Açlıktan diyebilirim. Bugün seçim olsa, bu sistem, bu yönetim değişmeli bir kere. Kesinlikle değişmeli. Gidişat çok kötü. Bugün seçim olsa altılı ittifaka, yani Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünüyorum ve büyük canı gönülden bunu yapacağım. Bu sistemi bitireceğiz. Demokratik bir şekilde bu yönetimi göndereceğiz Allah'ın izniyle. Yani başkanlık sistemi tutmadım diyorsunuz. Tutmadı, kesinlikle tutmadı. Tek adam sistemi olmaz zaten. Yani bir yumurtaları bile aynı sepete koymazsınız, ayırırsınız, kırılır diye. Tek adam kırıldı. Eymen Hanım, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Yani partiye bakmayacağım açıkçası. Çünkü hizmet verebilecek birini istiyoruz. Gerçekten bir ayrım yapmadan, bir bölge seçmeden hizmet edebilecek birini istiyoruz. Antakya'da körü körüne biliyorsunuz sol partilere maalesef şey yapılıyor, oy veriliyor. Hizmet edip etmediğine bakılmıyor. Ben de öyle düşünenlerden değil mi? Ama bu sefer öyle düşünmüyorum ne yazık ki. Yusuf Bey, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Verilecek değerde hiçbir parti görmüyorum. Hiçbir kimse görmüyorum. Normal adaylara da zaten halkın önüne çıkartmazlar. O yüzden partiler kendileri oynasın, kendileri çalsın, bizi bıraksınlar yani. Hepsi menfaat peşinde, hepsi oy peşinde. Hiçbir parti halkının yanında değil. Halkının yanında olsa halk mutlaka çok daha iyi durumda olur. Osmanlı İmparatorluğu 8 milyon kilometre kare, 800 bin kilometre kareye düştü. Sebebi niye? Yöneticilerin israfı, yöneticilerin kendilerine saraylar yaptırması, kendilerine çıkar ilişkileri, müteahhitlere, bilmem işte bankerlere o dönemde para kaptırmaları. 8 milyon kilometre kareden 800 bin kilometre kareye düştük. Yine aklımız başımızda değil. Şimdi de içimizde huzurlu değiliz. Herkes mezhebinin kavgasını yapıyor. Herkes ırkının kavgasını yapıyor. Yani uzlaşma kültürü görünüşte var gibi ama maalesef herkes sinsi sinsi bunların peşinde. O yüzden kimseye güvenim kalmamış. Oy verecek değerde hiç kimseyi görmüyorum. Yıllar önce de görmediğim için kendim aday oldum. Kendi kendime oy vermek için. Şebnem Hanım, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Yani şu an kararsızım. Bekliyoruz bakalım yeni adayları. Ona göre karar vereceğiz. Ama bu geçim sıkıntısı, bu pahalılıktan dolayı bir karar vermemiz gerekiyor. Ama bir adayı bekliyoruz. Aday çıksın bakalım ne olacak. Erhan Bey, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Cumhur İttifakı'na. Neden Cumhur İttifakı? Beğeniyorum yani. Politikalarını beğeniyorum. Pahalılık var ama dış politikada, iç politikada yürüttükleri işleri beğeniyorum. Dilek Hanım, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Fikrim yok şu an. Yarın seçim olsa parti olarak mı? Fark etmez. İster lider olarak, ister parti olarak fikirlere biz önem veriyoruz. Anladım.
Yani çok bir fikrim yok şu an. Kime vereceğimi bilmiyorum açıkçası. O gün belli olur. Kararsızım. Evet, kararsızım. Aynen. Mine Hanım siz? Aynen, ben de kararsızım şu an. Ama büyük ihtimalle... Yani sizi bu kararsızlığa iten nedenler neler? Ben CHP'ye veriyorum. Büyük ihtimalle. Kararsızlığa iten durumlar, ekonomik durumlar, işsizlik, ülkenin durumu maalesef, Suriye politikası, onların hepsi şu an kararsız olmamı etkiliyor. Recep Bey, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Düşünmeye gerek yok. Bu kadar yapılan işlerden sonra aynı partiye oy verecek bir insan varsa demek ki hiçbir şey bilmiyor, düşünmüyor veya ATV seyrediyor sürekli, A Haber. Doğuş TV tarafsız bir... Bilmiyorum ben kanal. Kim olduğunuzu ama ben yaşıyorum. Fakirin içindeyiz, yokluğun içindeyiz, yani fakirlerin içindeyiz. Sarayda yaşam yok. Bu Doğuş TV'ye başka bir TV olması sorun değil. İnsanların iyi diyenlerin birçoğu ATV'yi seyrediyor. Hayatı gerçek anlamda yaşayanların çoğu da Fox TV'yi seyrediyor. Fox TV'yi. Biz TV'lerle uğraşmıyoruz. Gerçek hayatımızda şu var. Milli servetimizi kim hebe ediyorsa onu Allah'a havale ediyor. Serda Hanım, önümüzdeki günlerde seçim olsa kime oy verirsiniz? Vallahi şu anda hiç kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. Neden? Daha iyi kişileri bekliyorum. Daha genç kafalar istiyorum bu ülkeyi yönetecek. Yani şu anda sağlıklı yönetecek hiç kimseyi göremiyorum maalesef. Mehmet Bey, yarın seçim olsa kime oy vermek istersiniz? İki şey var, başka yok. Şıklı. Ya MHP ya AK Parti. MHP ile AK Parti zaten beraber. Beraber. Biz olduk bittik. O zaman yani Cumhur İttifakı. Daha evvel MHP'ye veriyorduk. Erdoğan gelince Erdoğan'ı vermeye başladık. Sonunda gene birleştiler. Yani ikisi aynı gibi görüyorum ben. Yani, sağduyulu insanlar oldukları için. Tuncay Çipe, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Meral Akşener'e. Neden Meral Akşener? O insanlar da daha anlıyor durumlarını. Daha böyle yani, alçak gönüllü, fakirlerin derdinden anlıyor. Yani iyi bir insan. Ben gözetimimde iyi gördüm onu. Çok. Konuşmalarıyla, insanlardan diyaloglarıyla iyi gördüm. İyi bir insan. Yani ona düşünüyorum, vereceğim inşallah.